Şöyle söyleyeyim turizm sektörü son derece yenilik, yenilikçi bir sektördür. Merkez Bankası'nın 2021 yılının ikinci yarısında dijital para kullanımında pilot testlere başlama düşüncesine turizm sektöründen destek geldi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, devletimiz tarafından altyapının oluşturulması halinde turizm sektöründe dijital para kullanabiliriz derken, Avukat Onur Atam da ülkemiz bu trendi yakalama adına hızlı adımlar atıyor dedi. Yani, e, dünyada kişilerin ya da e, insanların talep gösterecek olan insanların e talepleri doğrultusunda biz pozisyon alırız. Bunu yani dijital para konusunu bu anlamda değerlendirdiğimde e, kaldı ki günün teknolojileri doğrultusunda dijital para artık hayatın bir gerçeği. Yeni tip koronavirüs salgını öncesi yılda 3 milyondan fazla turist ağırlayan Alanya'da turizmciler altyapının hızlandırılması durumunda dijital parayla alışveriş yapabileceklerini bildirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, turizmdeki hareketliliği arttırmak adına dijital para kullanımında pozisyon alabileceklerini vurguladı. Altyapısının oluşturulması ile birlikte ciddi olarak yani turizm sektörü bunu kullanabilir, kullanır da zaten bunda bir beis olmaz. Kaldı ki bugün de bildiğimiz yaygın olmamakla beraber e, dijital parayı kabul eden tesislerimiz de mevcut. Bu önümüzdeki süreçte e, dediğim gibi ve altyapısında oluşturulmasıyla birlikte yaygın bir şekilde kullanılabilir. Biz buna hazırlanırız. Alanya'mızda tabi bu anlamda değerlendirildiğinde e, turizmin ilk başladığı e, bölgelerden bir tanesi Akdeniz Şanağı'nda bu anlamda Alanya'da bu işe öncülük eder diye düşünüyorum. Çünkü şu an e, gelmiş olan jenerasyon yani tesislerin başında olan yatırımcı işletmeci jenerasyon e, genç bir jenerasyon ve yenilikçi kardeşlerimizden oluşuyor. Bu anlamda e, hızlı hareket edebileceğimizi bölge olarak da ve bunu e, deneyeceğimizi de e, görebiliyorum. Dijital para üzerinde kurulan bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan avukat Onur Atam ise 12 yıl önce ortaya çıkan dijital paranın güvenilirliği konusunda ciddi yolların kat edildiğini anlattı. Atam, geçen 12 yılda dijital paraların kendisini kanıtlama noktasında büyük uğraşlar verdiğini dile getirdi. Devletlerin dijital paralara bakışı üçe ayrılıyor aslında. Olumsuz bakan devletler, tarafsız duran devletler ve olumlu sıcak bakan devletler. Genel olarak baktığımızda gelişmiş ülkeler daha sıcak ve tarafsız durmayı, daha gelişme sürecinde ve az gelişmiş ülkelerde ise yoğun bir olumsuz bakış görüyoruz. Dijital paralarla alım-satım işlemi yapan bireylerin ve kurumların Türkiye'de oluşturduğu hacim 1 milyar doların üzerinde. Bu çok ciddi bir rakam. Neredeyse toplam hacmin %1'i Türkiye'de dönüyor diyebiliriz. Turizm çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Sadece paranın transferi anlamında değil, blockchain altyapısının kullanılmasıyla da turizme çok ciddi katma değerler sağlayabilecek bir teknolojik gelişme bu.